Şimdi temel olarak link metotları dediğimiz bazı temel seviyede metotlar var. Onlara bakacağız. Bunun için bir konsol projesi açacağım. İçerisinde olduğu değerleri, veri tipini daha sonra değiştirdiğiniz zaman hata vermezken var, runtime'da sizin o ilk başta belirttiğiniz tipi korur, sonradan değiştirilmesine izin vermez. Eğer değiştirmeye çalışırsan hata verecektir. Bu nedenle de bizim object, işte link'u sorgularımızda biz başlangıçta tipi bilmediğimizden dolayı var kullanıyoruz. Ama performanstan dolayı da var kullanıyoruz. Çünkü obje tipi değiştirilebilir. Bu veri güvenliği açısından da doğru bir yöntem değil. O yüzden en stabili var. Hatırlarsanız Polish'te de böyleydi. Polish döngüsünde. Neden? Çünkü listeler, generic, non-generic listeler üzerinde yapıyorduk. Onların içerisinde İşte farklı farklı interface'ler olarak tutuluyordu. Adını bile bilmiyor çoğu geliştirici. Yani o generic yapının içerisindeki o satır hangi işte interface ya da sınıf tipinde tutulduğunu bilmiyor çoğu geliştirici. Ve bunu da bu sorunu ortadan kaldırmak için doğrudan var olarak kullanıyor ki senin için zorluk çıkarmasın. Notlar nokta all metodu, bakın içerisinde extension ile başlıyor. Bir IEnumerable interface'inde integer tipinde diyoruz. İçerisinde func int bool diye bir predicate var. Bu bizim bunun içerisinde bir predicate yazmamız gerektiğini söylüyor. Predicate yazdığımızda da şöyle bir sorgu modeli oluşturacağım. Bunu Lingo'dan önce görmüş olmanız mümkün değil. Predicate neydi hocam? Şu an yazıyorum. Mesela burada şunu isteyeyim. 40 değerini ya da 40'tan büyük olanı getirsin. S 40'tan büyük olan. Bu şekilde bir sorgu hazırladım.
sonucu yazarsam şöyle all metodu çağırayım. Şimdi burada yaptığım şey, diyorum ki 40'a eşit değer var mı bunun içerisinde? 40'a eşit değer varsa bana true değer döndürecek, yoksa false değer döndürmesi gerekiyor. İçerisindeki değerlerin hepsinin aslında neyden küçük ya da büyük vesaire gibi bir sorgulaması için kullanılıyor. Burada önemli olan söz dizimi şu. All içerisinde bir match yazdık. Buna link'u sorgusu içerisindeki bir sorgulama tekniği, extension'ı diyebiliriz. Yaptığı iş şu. Ben diyorum ki bu sorgu içerisinde bir, şöyle düşünün. Birebir aynı olmasa da for içerisinde, for döngüsünde i kullanıyorduk hatırlarsanız. İ bunun içerisinde bazı işler yapıyordu. Değer alıyordu, değerini değiştirmesini falan sağlıyordu. Burada da diyorum ki ben bir sorgu yapacağım. Örneğin karşılaştırma. Bunun adını veriyorum. S'in hiçbir anlamı yok. X de yaparsın. A, B, C vesaire hiç önemli değil. Bunu siz belirliyorsunuz. Başlangıçta. Diyorum ki S, bu da bizim linkumuzun olmazsa olmaz sorgu. Evet, eşittir büyük işareti. Bunu yazmanız gerekiyor. Bundan sonra diyorsanız ki bu oluşturduğum tip ile değişkenle içeride bir sorgu kıyaslama işlemi yapacağım. Örneğin 80'den küçük ya da eşitse şeklinde bir sorgu yapıyorum. Burada S aslında oradaki değeri tutmuş oluyor. Benim 80 ile bir kıyaslama yapmamı sağlıyor, bu kadar. Yaptığı işlem bu. Bunu ister veri tabanında olsun, ister normal link sorgularında hepsinde kullanacağız. Ben niye iki tane S tabanı S öyle ki... Bak, birisi... S küçüktürse, eşittir 80. Birisi senin tanımladığın isim, diğeri ise gerçekten kullanım yeri. Sen burada S olarak kullanacağım diyorsun. Senin değişken tanımlama alanını gibi düşün. Zaten parameter int'e seçiyor. Üzerine gelince int'e diyorsun ki bu int meselesini de aslında bunun tipinden alıyor. Int dizisi. Burada bunun içerisindeki karşılaştırma int yapacağınızı söylediğiniz için böyle bir işlem yapıyor. O yüzden var kullanılıyor zaten. Bak, az önce anlattığım mesele. Çünkü sen bunu belirttiğin zaman artık bunu yukarıda belirttiğin tipte tutmaya başlıyor. Sen burada bir değişken tanımlamış oluyorsun. Sonra da buradaki link sorgu keywordlerini kullanıyorsun. Eşittir, büyüktür. Sonra da S 80'den küçük eşitse. Yani senin kendi yaptığın sorgu aslında şundan ibaret. Parametre verme kısmı başka bir kısım. Evet, burası olmazsa olmaz kısım. Şunun değişken adını değiştirebilirsin. Bu senin bir tercihin. Ama şurası olması gerekiyor. Çünkü bundan sonra senin karşılaştırma işlemlerin yapılacak. İçinde o metodu nasıl kullanıyoruz diye. Sonuçta oluştururken kullanıyoruz. Metodun adı, metodun adı olamam. Ben metodun adını B yaptım, hiçbir şey değişmez. All diye bir şey mi var? Şu mu? Evet. Hayır, şu nokta all dediğimiz şey başka bir şey mi yoksa? Evet, başka bir şey. Yani metodun adı aynı olunca şey oluyor zaten. Ben de böyle karışık oluyor. Aynen. Ben de ondan sonra.
Ad içerisinde nasıl alır bu? Ad içinde nasıl alır bu? Anladım. Şimdi bir isim. Abiş. Birisi bizim hazırladığımız, diğeri de dikkat edersen notlardan, nokta dedikten sonra çıkıyor. Bizim oluşturduğumuz bir şey değil. Bunlara extension method deniyor. Extension ne demek ki anlamına? Şöyle diyeyim, extension metotların mantığı bazı metotlara biraz daha ekstra değerler, ekstra işlemler yüklemek. Genişletmek, yeteneklerini değiştirmek gibi düşünülür. Bu da aslında extension metot yöntemiyle geliştirmiş link yapıları. Bunu anlamak için delegate'leri de araştırabilirsiniz. Sorguya ne yazarsak yazalım ama büyük eşitlik tamam zorundayız değil mi? Evet. Zaten sık sık kullanınca anlayacaksın sürekli olduğunu. Hocam şimdi mesela metoda statik yazdığınız zaman ne oldu? Bu konsol projesinden kaynaklanan bir şey. Yani statik olması da farklı. Beyin metodu statik olduğu için bunun içerisinde ancak statik olan metotları çalıştırabilirsin. O yüzden bunu statik yapmam gerekiyor. Yapmazsam artık bunu burada çalıştıramaz. Bir tane daha oluşturuyor. Bu da veri tabanında çok sık kullanılan and or sorgu yöntemleri olacak. Yine notlar üzerinden bir sorgulama yapayım. Sayılar olsun bu. Şimdi link sorgumu yazıyorum. Aslında SQL sorgudaki karşılığı bu. Yani bir veri tabanı sorguladığımızı düşünürsek yaptığımız işlem bu. Sayılar bizim değerleri alacağımız tablomuz. Ben bunun içerisinde arab üzerinde bir arama işlemi, filtreleme işlemi yapacaksam bunu da ara sütunu olarak düşünebiliriz. Bizim buradaki İsteğimizde 30 değerinden büyük ya da eşit olması. Bunun da Linku'daki karşılığı aslında bu.
bir tersten yazma gibi görülür ilk başta, değil mi? Yani yapısı farklı ama stabil olan yapısı .NET tarafında bu. Yani from ile başlarsınız. Sonra neyin içerisinde bunu yapacaksınız? Sayılar içerisinde bunu yap. Sayılar için bunu yap. Ve her aldığın değer ara üzerinde tutulsun. Filtre varsa filtreyi burada yapmanız gerekiyor. From'dan sonra yapmanız lazım. Burada da bunu belirttim. Sonra da en son bunları göster. Şimdi burada iki tane farklı sort yöntemi var. Bunları bu şekilde araştırın. Birisi lambda expression. Bu şekilde araştırabilirsiniz. Diğeri de link sorgu yöntemi. Link sorgulama yapısıyla. Diğeri de lambda expression. Lambda biraz daha yani başlangıç olarak kafanızda biraz daha zor canlanacağı için link yöntemiyle kullanmanız başlangıç için daha iyi olabilir. Şöyle diyeyim. SQL Server programcısı açısından link yöntemini öğrenmek daha kolaydır. Çünkü zaten yapıyı biliyor. Hani select sorguları biliyorsunuz zaten şu an. Sadece şu kullanım standardını öğrendiğinizde bu tür sorguları rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama piyasada herkes veri tabanı programcısı değil. Bilmek zorunda da değil. Onların da belki başlangıç olarak öğrenebileceği en iyi yöntem bu olabilir. Lambda expression'dan delege mi kullanıyoruz? Evet. Bunun geliştirilmesinin mantığı delegelerdir zaten. Delege. Değer my, işte değer delege. Değer ama değil mi? Bak delege. Yani değer gitmesin işte. Delege. Delegate. Temsilci olarak arayabilirsiniz. C-Sharp'ta temsilciler. Burayı anladınız mı? Hani bazen lambda expression kullanılır, bazen link yöntemi kullanılır. Bunların farklı sebepleri de olabilir. Sadece ikisinin de farklı olduğunu bilmeniz yeterli. Kafanız karışmasın. Burada neden böyle yaptık, orada neden böyle. İkisi de birer seçenek. Dikkat ederseniz bu zaten SQL'ci mantığı var burada. Aslında çok doğru bir yöntem. Veri tabanı programcısını .NET tarafına ısındırmak gibi düşünebiliriz. Yani şimdi ben uzun zamandır database programlama yapıyorum. Select vesaire bunları zaten biliyorum. Join'ler siz de öğrendiniz. Sizin bu yöntemi öğrenmeniz kolay olur. Ama diğerini biraz daha zor, daha karmaşık şeyleri olacak filan. Mantığı oturtmak biraz zaman alabilir. Peki hocam, ürünler kısıtlamaları var mı? Mesela ayaktan da şu yapamazsın, verebilecek bir şey. Çok ender. Yok diyebiliriz. Bak burada da select sorgusu gibi düşünürsek 30'a eşit ve 30'dan büyük alanlar. Eşit ve büyük. 0 ile 20 hariç hepsi geldi. Diğeri çalışıyoruz. Şimdi burada şöyle bir özet geçeyim. Sayılar bizim dizi değişkenimiz. Var ile diyorum ki sayılar içerisinde yaptığım şu sorguda her şeyi al, bütün işlemleri yap, sayıyı ata. Bana bunun sonucunda bir liste gelmiyor mu? Ya da gelip gelmeyeceğini bilebilir miyim? Bir tane de gelebilirdi, liste de gelebilirdi. Ama ben burada liste geldiğini öngördüğüm için diyorum ki 30'dan büyük ve eşit olanları aldığıma göre sayı, bu da birden fazla var. O zaman bir for each oluştur. Gene var. S in sayı içerisinde bakın. Sayılar değil, sayı içerisinde. Çünkü benim sonucum burada.
benim 30'da büyük ve eşit olan değerler sayı içerisinde artık. Sayılarla benim bir bağlantım yok. Onu sorguladığımda sonucumu almış oluyorum. Peki, veri tabanındaki AND işlemi nasıl yapılır? Bu C# diliyle yaptığımız mantıksal B ile yapılıyor. AND, ara, örneğin elinden küçük ya da eşit olanlar. Şöyle kapatayım. Bakın 30, 40, 50. 30'dan büyük ya da eşit ve 50'den küçük ya da eşit. Bu da mantıksal B. Veya da şey değişik bir tane çizgi var. Mesela burada da eşittir'i arayalım. Geriye alayım. Hocam onu nasıl yapıyorduk ya? Evet. Ha tamam bu. Burada da ya da dedim 30, 30'a eşit ya da 50'ye eşit olanları getir. Bana iki tane geldi. Bu da veri tabanındaki OR keyword'ünü işaret. İçerisindeki tüm sayıların averajını almak istiyorum, ortalamasını. Bu da veri tabanında AVG fonksiyonuna denk geliyor. SQL Solver'da AVG. Yansıyalım. Şöyle tuhaf tuhaf bir şey çıkıyor. Yalnız bu içerisindeki tüm değerler için bir averaj işlemi gerçekleştirdim. Yani herhangi bir koşul, şart belirtmemiş oldum burada. Peki bunun için bir şart istersem, mesela 55'ten küçük ve eşit olanlar ya da 66'dan büyük ve eşit olanlar için bu averajı gerçekleştirsin. Onun için bir şöyle filtreleme yapmam gerekiyor. Bunu da sayılar nokta ver diyorum. İçerisine predicate belirtiyoruz.
daha önce yaptığımız gibi S ya da X vesaire fark etmiyordu hatırlarsanız. Ben genelde X kullanmayı tercih ediyorum. X neydi? 66'dan büyük ya da eşit. Büyük eşit 66 olanlar için bunu yap. Tabi bana bir liste geldiği için artık bunu yazamam. Az önce average dediğimde hepsini aldı. Tek bir sonuç getirdi. Benim bunu artık for each ile döndürmem gerek. Burada da sayı içerisine yapacağım için S dedim. 66, 445, 86 şeklinde geldi. Ama bunları da aynı şeyini almadık ya. Bir dakika, biz average'ini aldık. Bunların average'ini almadık. Nokta average. Kapımız kırmıştı. Şöyle, bize bir liste değil, sadece tek bir değer gelecek. Hocam bir şey soracağım şimdi. Şimdi, doğru. Hani şeyden sonra, parantezden sonra noktayı koyduğumuzda average'de iki tip iki farklı çıkıyor. Birisi içerisine şu sorgu gibi bir şey alan bir tanesi normal bizim kullandığımız metot buluyor şimdi. Birisi average'i mi diyorsun? Evet, hani mesela şu 66'dan sonraki parantezden itibaren bir sistem isterseniz diyorsun ya. Nokta, average'de iki tane iki farklı çıkıyor ya. Hı hı. Yani, onda birisinde az önce anladığınız gibi içinde x değer x'le ilgili o sorgumsuz şey alan mı oluyor? Bir tanesi düz metot mu oluyor? Ya farklı overloadları kullanılabiliyor. Bunun için mesela bu enumerable integer bunda da bu da decimal olarak dönüyor yalnız enumerable olsa da içerisine farklı bir değer aldığını söylüyor bu. Desimal soru işareti. Bunu biliyor musunuz? Bu da şöyle diyeyim bir tipin bir veri tipinin null olabilme özelliği almış olmasını sağlıyor. Mesela integer bir değişken tanımlıyorsun diyelim. Integer int soru işareti dediğin zaman bu normalde integer null olamaz. Hatırlayın, sıfır falan olması gerekiyor. Yani numerik olması lazım. Ama böyle yaptığımız zaman null olabilir bir değer olmuş oluyor. Böyle. O zaman ilk başta sıfır değer atmak yerine ilk soru işaretiyle tanımlasak sonra ortadan kalkar mı? Soru işaretiyle tanımlasak? Sorun ortadan kalkar bir hata veriyor ya ilk başta ilk değeri hiç tanımlanmamış diye başlar. Ya ama onu her zaman yapmanız doğru değil. Senin yapmak istediğini anladım ama doğru bir yöntem değil. Bazen gerekir. Mesela daha önce kullandığımız bu contains'i kullanalım. Contains'le arama yapıyorum. İçerikte. Bunu generic ve non-generic'lerde görmüştük zaten. İçinden diyelim. Thank you.
Korteis bize, Korteis bize içerisinde Korteis ile bu verdiğim şeyi arıyor. Eğer varsa onunla, evet, onunla birebir eşit varsa onu bize true olarak gönderiyor. O yüzden bize bunu gerçekleştirme. Mesela Batu'yu arayalım. Bize true dönmesi gerek. Bu şekilde. Doğrudan bir eşleme gerekiyor burada. O yüzden de haliyle for each saçmamış oldum. Bunu aynı şekilde bir integer dizide de yapabilirsiniz. Ya da bir basit bir string'de de bu şekilde yapıp örneğin adlı. Metin arama değil, bir char araması yapılabilir. Örneğin, bunun içerisinde var mı? A dedim. Yani bir char sorgulaması yapılıyor bunda. İ bunun içerisinde olduğu için true döndü. Olmayan bir şey. K arayınca da false olarak döndü. Hocam peki orada linkle ne şey oluyor şimdi öğrendiklerimizde? Buna hep link sorguları. Evet, sürekli bunların bu tür şeyler kullanacaksınız. Mesela kullandığımız ver. Yani ver olmadan neredeyse link sorgusu yazamazsın gibi bir şey. Çünkü amacı o tür şeyler. Bunlar da yardımcı metotlar. Mesela yine güzel bir metot alıp göstereyim. Büyük bir formu fark ediyor galiba. Evet. Static void metodumuzun adı default if empty. Boş, eğer boşsa default der gibi açıklama getirilebilir buna. Benim default'umu işleme sokuyor ve onu gösteriyor. Örneğin eksi 1 değil de eksi 5 olarak göstersin.
A'dan büyük değer var mı? Varsa onu alacaktım. Herhangi bir sorun yok. Ki onu getirdi 77 olarak. Ama 77'den büyük değer var mı diye sorgulama yaptığımda olmadığı için default if empty metodu çalıştı. Onun da içerisinde default value olarak benim verdiğim -5 vardı. -5'i gösterdi. Boş geleceğine bu değeri getir mantığında kullanılabilir. Değeri varsa bunlardan sadece bir tanesini getirir. Birden fazla Ali ismi varsa bunlardan bir tanesini getirir. Biz de sayılar üzerinde yapacağız. Burada 3 tane 4, 2 tane 6 var. Bunu sağlayalım. Şöyle bir var diyeyim. Sayılar.dissing. Zamanla biraz araştırmalarınızla yapılacak metotlara. Ben asıl bunun database tarafına girmek istiyorum. Sizin piyasada en çok ihtiyacınız olacak şey database. Ha şu da var. Mesela linked object dedim. Zamanımız kalırsa şunu da yaparız. Bilgisayardaki herhangi bir klasöre erişip o klasörün yolunu verip o klasörün içerisindeki tüm klasörleri ya da dosyaları listelemek, onların boyutlarını saymak, kaç megabayt bu, ya da sayılarını hesaplamak gibi şeyler de rahatlıkla yapılabiliyor linkuyla. Yani bilgisayardaki tüm nesneleri sorgulayabilirsiniz. Sonuçta onlar da nesne. Bu mantıkta bir açıklama yapılabilir. Nesneden kastım, mesela o verdiğim örnekte bilgisayardaki klasörlere erişmek .NET sınıflarıyla yapılır, objeleriyle. Onları da zaten link obje de sorgulayabildiğine göre onları kullanarak sorgu yapabiliyorsun. Bir standart var yani. Sen ister bir veri kaynağı ver, istersen bir .NET sınıf ver, fark etmiyor. Onu veri olarak görüyor, sorgu mantığı benzer olduğu için aynı şekilde sorgulayabiliyorum.